Böylece kavim bir denemeden geçirildi. Ey kavmim! Size işte bir ayet olarak Allah'ın devesi. Onu serbest bırakın. Allah'ın arzında yesin. Ona kötülük vermek niyetiyle dokunmayın. Yoksa sizi yakın bir azap sarıverir. Hazreti Salih kavmin isteğini yerine getirmiş ve istedikleri dişi deveyi karşılarına çıkarmıştı. Bu çok açık bir mucizeydi. Ancak sapkın kavim bu mucizeye de inanmıyor ve Hazreti Salih'in bir sihirbaz olduğunu söylüyordu. Hazreti Salih şehrin tek kuyusunun sırayla kullanılacağı konusunda kavmini uyardı. Su içme hakkı bir gün devenin, bir gün Semud halkınındı. Kavmin ileri gelenleri Hazreti Salih'in tüm uyarılarına rağmen deveyi öldürmenin planlarını yapmaya başlamıştı. Ancak kimse deveyi öldürmeye cesaret edemiyordu. Bozgunculuklarıyla tanınan 9 kişilik bir grup deveyi öldürmekle görevlendirilmişti. Alaycı bir şekilde Hazreti Salih'in yanına gelerek deveyi öldürdüklerini ama başlarına herhangi bir azabın gelmediğini söylediler. Hazreti Salih kavmini tevbe etmeye çağırdı. Dedi ki, ey kavmim, neden iyilikten önce kötülük konusunda acele davranıyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki esirgenirsiniz. Sapkın grubun sözcüsü Kıdar, tevbe etmeye yanaşmadığı gibi başlarına gelen tüm belaların sorumlusunun Hazreti Salih olduğunu iddia etti. Kavminin küfründe ısrarlı olduğunu gören Hazreti Salih, son sözlerini söyledi. Sizin uğursuzluğunuz, başınıza gelenler Allah katında yazılıdır. Hayır, siz denenmekte olan bir kavimsiniz. Artık Semud kavmi adım adım helake doğru gidiyordu. Deveyi öldürerek tüm belalardan kurtulacağını zanneden sapkın kavim büyük bir yanılgı içerisindeydi. Deveyi öldürdükten sonra kendilerine azabın çabucak gelmemesi, kavmin azgınlığını daha da arttırdı. Hazreti Salih'i rahatsız etmeye, onu eleştirmeye ve yalancılıkla suçlamaya başladılar. Allah, inkar edenlerin kurdukları hileli düzenleri boşa çıkarttı ve Hazreti Salih'i kötülük yapmak isteyenlerin elinden kurtardı. Bu olaydan sonra artık kavme her türlü tebliği yaptığını ve hiç kimsenin öğüt almadığını gören Hazreti Salih, kavmine 3 gün içinde helak olacaklarını bildirdi. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yararlanın. Bu yalanlanmayacak bir vaattir. Rivayetlere göre çarşamba günü deveyi öldüren Semud kavmine gelecek büyük azabın ilk belirtisi olmak üzere insanların yüzü sararmaya başlamıştı. Geçen her saatin onları felakete götürdüğünü hissettikleri halde bunu birbirlerine itiraf edemiyorlardı. Hazreti Salih'i öldürme planlarını gerçekleştirdiklerinde bu büyüden kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Hazreti Salih'in evi 9 kişi tarafından basıldığında Hazreti Salih ve çevresindeki müminler çoktan şehri terk etmişti. O gece yarısı şehrin üzerinde bir toz bulutu görünmeye başladı. Gökyüzünde meydana gelen korkunç bir gürültüyle helak başladı. O zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi.
haberiniz olsun. Semud halkı gerçekten Rablerine karşı inkar etmişlerdi. Haberiniz olsun. Semud halkına Allah'ın rahmetinden uzaklık verildi. Bu sırada Hazreti Salih ve çevresindeki müminler, kavmin korkunç helakini şehrin yakınlarındaki bir tepeden izliyordu. Çığlıklar içinde kaçışan kavmine şöyle seslendi. Ey kavmim! Andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Şehrin ihtişamlı görüntüsü birkaç dakika içerisinde yerini bir harabeye bırakmıştı. Şehir yerle bir olurken insanlar oldukları yerde can vermişti. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar ağıldaki çalı çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. Kendilerini yalnızca iyiliğe çağırmaktan başka bir şey yapmayan Hazreti Salih'i öldürmeyi tasarlayan Semud kavmi, Allah'ın azabı ile cezalandırılmış ve ayetlerde anlatıldığı gibi helak edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi, öncekilerin kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Allah'a isyan ettikleri ve O'nun hükümlerini tanımadıkları için helak olmuş olan kavimler, bizlere insanın Allah karşısında ne denli aciz ve zayıf olduğunu göstermektedir. İnsana düşen, bu değişmez gerçeği her zaman görmek, en büyük ve en üstün olanın her zaman için Allah olduğunu ve sadece O'na kulluk etmekle kurtuluşa erişilebileceğini bilmektir.